Kocaeli'nin televizyonu TV41 ekranlarından merhaba, hayırlı akşamlar. Değerli izleyenlerim, bu akşam depreme özel ekonomi kulübü programını yaptık. Değerli dostlarımız var bu akşam. Depreme özel derken neyi kastediyoruz? Öncelikle depremdeki ekonominin ne olduğunu, nereye geldiğini, artı bunca insanların ölümle kaybettiğimiz ve oranın tamamen çöktüğü bir ortamda mimarlarımızla oranın yapısını, jeolojisini, aklınıza geliyor ne gelen bir şey varsa bunları bu akşam hep birlikte konuşup tartışmaya çalışacağız. Değerli konuklarımızdan bahsettik. Öncelikle Sayın Şükrü Dilaver, eski İstanbul defterdarım, eski İstanbul ve Kocaeli Vergi Dairesi Başkanım, yeminli mali müşavir. Sayın Üstadım'la 11 il, sözün bittiği yer, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa. Bunların gayri safi hasılasıyla ekonomimize verdiği zararı, bunların nüfustaki kayıpları, bunların göçleri, buradaki tamamen ekonominin ve ticaretin durduğu alanı ve nüfuslara göre ne kadar insanımızın nereye gittiğini tartışacağız üstadımızla. Değerli oda başkanım, Kocaeli Mimarlar Odası Başkanım Alper Dülger. Onunla artı Sayın Gülhan Dilaver, Sayın Mimarımız. Onunla burada zemini, etütü, yapı denetimini, kentsel dönüşümünü, deprem bölgesiyle alakalı farklı tarihlerdeki afetlerin raporlarını, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği'nin personeline veya kayıtlı üyelerine neler yaptırabileceklerini, ufalanan betonlarını, yapı yapılırken her aşamadaki proje uygulamalarını, bunları konuşacağız. Evet değerli izleyenlerim, öncelikle buradaki kaybımızın şu an bu akşamki aldığımız rakamla toplam vefat sayımız 43.556 kişi. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bir bu kadardan daha fazla yaralı insanımız var. Onlara da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Konuşmakta biraz zorlanıyorum. Çok acı bir kayıp. Kocaeli 1999 depreminden daha farklı. Onu etkileyen ve binlerce kayıp. Ne diyeceğimi de doğru düz söyleyemiyorum. 11 ilde toplam 717.614 binanın 90.609'u acil yıkılacak. Ağır hasarlı ve yıkık ortamda. Ortama gittiniz mi bilmiyorum ama ben depremden 2 gün sonra Hatay iline gidip oradan bir yaralı ailemizi alıp buraya getirmeye çalıştım. İzahatı dahi yok. Çünkü Hatay diye bir il, Adıyaman diye bir il, Kahramanmaraş diye bir il yok artık. Tabii bu yaralar muhakkak sarılacak. En azından gelecek olan insanlarımız bunları hatırlayacak, görecek ve bilecek. Netice itibariyle fazla sözü uzatmadan buradaki gelen deprem ailelerimize Kocaeli'nin değerli iş insanlarının yardımları oldu. Onlara da buradan teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Öncelikle iş insanı Süleyman Sarı Süleyman, ardından Yahya Çoradar. Bunlar ilk başlangıcı yapmışlardı. Her ikisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gene iş insanı Zikri Yenigün. Ev hanımı öyle bir değerli ablamız ki bize gerçekten çok değerli katkılar sağladı. Hiçbir şeyi esirgemedi. Kamuoyuna da bu yansıdı. Binlerce kapkacaktan tutun sıfır eşya olarak, mobilyadan tutun, 42 tane ailenin evini A'dan Z'ye Zikri Bey'le beraber beyaz eşyaları dahil sıfır olmak kaydıyla yardımcı oldu. Bunların yanında psikolog hanımefendi Ülkücan Tümay tüm aileleri psikolojik olarak destekliyor ve bizzat kendileri kendi eliyle oraya yerleştirmeye çalışıyor. Sağlık konusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bunun yanında gene geçemeyeceğim. Kendi değerli kızım Büşra Oğuz bunların başında bulunuyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve sözü değerli üstadım Şükrü
Şükrü Bey'e bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim sevgili Faruk. Tabii hepimiz çok duygusalız bu dönemde. Kolay bir dönem değil. Bir de Türk toplumu her zaman düşenin yanında olmuş bir toplum. Her zaman duygusal bir toplum. Her zaman düşene el vurup kaldırmış bir toplum. Şimdi yaraları sarma zamanı. Biz de böyle düşünüyoruz. Evet, mecburuz buna. Başka çaremiz de yok. Ben de sizin başlangıçta belirttiğiniz gibi bu asrın felaketi olarak tanımladığımız bu depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı ve yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Sevgili Faruk, bundan da kalkarız. Türk toplumu alcenap bir toplum. Türk toplumu necip bir toplum. Ben çok iyi biliyorum bizim mükelleflerimizi. İnan, o depremin sabahı burada hiçbir kimseden hiçbir şey beklemeden araçlarını yüklediler, iş makinalarını yüklediler, malzemelerini aldılar, gıdalarını aldılar, yola çıktılar ve biz varız dediler burada. Yani halk sahip çıktı. Evet. O nedenle ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Biz buyuz işte. Yani bunu artık herkes gördü. Ama tabii hepimiz duygusalız. Konuşurken bile insan zorlanıyor. Boğazı düğümleniyor. Bir şairin dediği gibi içimiz cam kırıklarıyla dolu. Ne tarafa dönsek batıyor bir tarafımıza. Kolay bir iş değil bu. Ama Türk toplumu ayağa kalkar. Tabii zor, kolay değil. Çok ciddi canımız gitti. Ama şimdi yaraları sarma zamanımız, baştan da belirttiğimiz gibi. Biz bu işi atlatacağız, el ele vererek atlatacağız. Ama artık yıllar önce Kocaeli'de yaşadığımız ve ders almadığımız bir şeyden artık ders almamız lazım. Artık yok böyle bir şey yani. Evet. Hatalarımızı masaya yatıracağız. Hocalarımız anlatıyor. Bilim adamlarımız anlatıyor. Artık onlara kulak vereceğiz ve doğru neyse onu yapacağız. Burada kimin hatası var değil, kimlerin hatası var. Hatta hepimizin hatası vara kadar işi getirip o hepimizin hataları neler? Onları masaya yatırıp şapkamızı önüne koyup ona göre düşüneceğiz. Ben sözümü daha uzatmak istemiyorum bu gidişte. Anlatacağımız konular çok. Uzmanlarımız burada. Değerli başkanımız Alper Bey, Mimar Hanım, Gülhan Hanım bu konuda bize kendi meslekleriyle ilgili bilgileri verecekler. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Evet Sayın Başkanım, siz de herhalde bir şeyler söylemek istersiniz. Onun için sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Bir kere yitirdiğimiz bütün canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımızın tamamı için. Söyleyecek çok söz yok. Onlara da acil şifalar diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bir dramı yaşıyoruz aslında. Ders almamız gerekiyor ama yitirdiğimiz canlar geri gelmeyecek. Onlara artık borçlandık. Ben öyle düşünüyorum. 99'da zaten borçlandığımız insanımız, vatandaşımız, yurttaşımız vardı. Bugün onlara da borçlandık ve bu borcun altından kalkmak zorundayız artık. Ülke olarak kalkmak zorundayız. Tabii yardıma koşan bütün vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Bugün hala orada olan, hala çabalayan bütün yurttaşlara teşekkür ediyoruz. Ama kalkacağız. Umuyorum ve inanıyorum. Bunu bir milat haline getireceğiz biz. Ve bu milattan da geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet, değerli hanımefendi, mimarımız Gülhan Hanım, siz de bir şeyler herhalde tahmin ediyorum söylemek istersiniz. Evet, çok teşekkür. Sizin de görüşlerinizi alalım. Daha çok teşekkürler. Her şeyden önce çok üzgünüm. Evet. Yani bu deprem olduğundan beri başka hiçbir şey düşünmüyoruz diyebilirim. Ben de sizler gibi depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanların da başı sağ olsun diliyorum.
Çok acı bir olay. Her şeyden önce bizim mesleğimizi direkten dolaylı değil, doğrudan ilgilendirdiği için ayrıca çok üzgünüm tabii ki. Keşke bu noktaya gelmeseydik. Keşke çok daha önceden daha farklı tedbirler alınsaydı. Maalesef 99 depreminden sonra da benzer şeyler konuşuldu. Ama geldiğimiz noktada pek yol kat edemediğimizi görmek tabii ki çok üzüyor beni açıkçası ve meslektaşlarımı. İnşallah hepsinin üstesinden geleceğiz. İnşallah bu son milattır. Bundan sonra çok daha sağlam temellerle mesleği yapar hale geliriz. Tabii ki bunun detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu sadece meslektaşlarımız değil, birçok faktörü barındırıyor bünyesinde. Bundan sonra umarım böyle bir felaketi bir daha yaşamayız. Depremler her zaman olacak. Sonuçta belki de dünyanın en deprem yönüyle şanssız ülkesinde yaşıyoruz. Deprem her an olacak. Başka felaketler de olacak ama önemli olan bizim buna dayanıklı binalar yapıyor olmamız. Çok da zor değil aslında. En acı olanı da bu zaten. Yani biz neden bunu yapamadık, neden bunu başaramadık? Bizi üzen, meslek camiamız olarak da tabii ki bizi üzen en önemli konu bu. Umarım akıllanırız. Bundan sonra herkesin tabii ki mesleğimize destek vererek gerekli yasaları çıkarma imkanımız olur. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar benim. Teşekkür ediyorum Sayın Gülen Hanım. Geçmiş olsun Türkiye'm diyorum. Evet değerli üstadım. 11 ili az önce saydık. Bunun deprem bölgesinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve büyüklüğüyle birlikte deprem ekonomisinin nasıl etkilediğini ekonomimizi sizinle başlamak istiyorum. Söz size. Buyurun üstadım. Teşekkür ederim Tarık Bey. Tabii 11 il Türkiye ekonomisinde önemli illeri de barındırıyor. Bunu da görmek lazım. Gaziantep, Adana, Maraş, Hatay öncelikle oradaki ekonomide öne çıkan iller bunlar. Baktığımız zaman ekonomideki büyüklüğü %9'un üzerinde bir ağırlığa sahip olan bir bölge. İstersen bu konuya ilişkin olarak slaytlar getirdik. Evet. Onları hem izleyicilerimizle bir paylaşalım. Aynen. Hem de bu konuya ilişkin bilgi verelim. Tabii şöyle böyle acılı günlerde oturup olayın ekonomik maliyeti başlangıçta hesaplanmaz onu söyleyeyim. Ama tabii biz ayakta durmalıyız ki sevgili Faruk geride kalanlara destek olalım birlikte ayağa kalkalım. O nedenle bize de çok iş düşüyor. Oradaki eksiklikleri görelim, onları tamir edelim. Çünkü ekonomik olarak ayağa kalkarsak orayı ayağa kaldırmış oluruz. O nedenle bunları önce iyi öğrenmemiz, iyi görmemiz, kıt olan kaynaklarımızı çok doğru yerlerde kullanmamız lazım orada. Onun için böyle bir çalışmayı izleyicilerle paylaşma durumundayım. 22 nolu slaytımızla başlarsak izleyicilerimizle bir dünya haritasında özellikle Avrupa haritasını getirelim. Avrupa haritasında deprem bölgeleri neler? Maalesef sevgili Faruk görüldüğü üzere Avrupa'da en şanssız ülkeler Akdeniz ülkeleri. Evet. Ağırlıklı olarak da biziz. Çünkü bu H şeklinde dünyayı gördüğün zaman ortadan geçen o fay hattının üzerindeyiz biz ve 3 ayrı katmanın baskı yaptığı bir ülke konumundayız. İşte biraz Balkanlar, Yunanistan, İtalya, İspanya'nın çok az bir kısmı ama Türkiye özellikle. Evet işte. Artık bunu kabulleneceğiz. Bu haritayı bence önce aklımızda tutalım. Türkiye'de yaşayan insanlar bunu bilsinler. Biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Ha bu bizi korkutsun mu? Hayır, evet, sadece yapacağımız işleri doğru yapalım. Hepsi sağ olsun. O. Evet, evet bizim coğrafyamız bu. Hani evet. Coğrafya kaderdir derler ya, coğrafyamız bu. Çok verimli topraklar, dünyanın en güzel ülkelerinden biri.
Ama bunun yanında bir deprem ülkesi. Ha, doğru işleri yaparsak da korkacağımız hiçbir şey yok. Bu kadar basit olay. Evet, buradan başlayalım istersen. Buyurun istersen. Evet, ondan sonra bir nolu slaytımızda öncelikle 10 ilin gayri safi yurt içi hasıla içindeki katkıları neler, ona bir bakalım. Evet, 10 ilin gayri safi yurt içi hasılaya katkısı 2021 yılı itibarıyla Türkiye'nin 7 trilyon 248 milyarlık üretim bazlı olarak ele alındığı zaman gayri safi yurt içi hasılası var. Evet. Bunun toplam, bu illerin toplamı 674 milyar 830 milyon, yani %9.3'lük bir payı var 10 ilin. 11. ilin hesabı burada yapılmamış o dönemde. Evet. Dolayısıyla demek ki 10 ilin gayri safi yurt içi hasıladaki oranları %9.3, ki diğer ili de alırsak dediğim gibi 9.6'ya çıkan bir süreç oluyor. Şimdi iki nolu slaytımızda il il bakalım. İl il neymiş durum? Evet, iki nolu slaytımızı rica edelim. Evet, Kahramanmaraş ve Gaziantep'i alalım. Kahramanmaraş kişi başı gayri safi yurt içi hasılası 5.997 dolar. Evet. Bu ilde 4 tane OSB var ve ihracatı 1 milyar 454 milyon dolar. 2023 Ocak ihracatı da 114 milyon dolar olan bir şehrimiz. 4 tane OSB'si var. Evet. Ki tekstilde, iplik vesairede de oldukça önemli bir şehirdir Kahramanmaraş. Evet. Bizim de ofisimiz, şubemiz vardı orada. Maalesef o da yıkıldı. Yani dolayısıyla Maraş'ın bizde ayrıca bir şeyi var. Bir de ben memleket olarak Trabzonluyum. Trabzon için Kahramanmaraş çok önemlidir. Kahramanmaraş için de Trabzon çok önemlidir. Kardeş şehiriz ve en önemli caddeleri her iki ilde aynı ilin, evet, diğer ilin adıyla anılır. Bizde Maraş Caddesi, orada Trabzon Caddesi. Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Maraş'ta Trabzon Caddesi hemen hemen çoğu yıkılmış. O da bizi ayrıca derinden bir üzüntüye sevk etti. Evet, iki nolu ilimiz Gaziantep. Nüfusu 2 milyon 162 bin. Rica etsem tekrar yönetmen arkadaşımız tutarsa. 2 milyon 162 bin 388 kişi başı gayri safi yurt içi hasılası 7.819 dolar ve OSB sayısı 8. 8 tane OSB'si olan 10 milyar 523 milyon dolar 2022 ihracatı olan bayağı önemli bir ilimiz. Yani ama Gaziantep'te bildiğim kadarıyla diğer şehirler kadar ciddi bir tahribat yok diye biliyorum. Evet. Sanayide de çok büyük tahribat yok. Evet. 3 nolu slayta geçersek bir de Hatay'la Adıyaman'a bakalım. Durumu nedir? Hatay'ın da 6.785 dolar gayri safi yurt içi hasılası var. 6 tane de OSB'si var, bakın bu da çok önemli. Tabi burada İskenderun faktörü de var, onu da yabana atmamak lazım. Limanı var, ihracatı oldukça önemli. 3 milyar 564 milyon dolarlık ihracat yapılan bir şehir. Evet. Adıyaman tabi bu şehirlere göre biraz daha ufak gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 4.092 dolarlık kişi başı gayri safi yurt içi hasılası var ama 5 tane de OSB'si var bu arada. O da önemli. 4 nolu slaytımızda Osmaniye ve Adana var. Osmaniye'de 6.256 dolar, Adana'da da 6.977 dolar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası var. Osmaniye'de 2, Adana'da da 4 tane organize sanayi bölgesi var. Osmaniye'nin 371 milyon dolarlık 2022 toplam ihracatı var. Adana'nın ise tabii önemli 3 milyar 7 milyon dolarlık bir ihracatı söz konusu. Evet, 5 nolu slaytımızda da Diyarbakır ve Kilis'i örnek olarak koyduk. Burada da 3.893 dolarlık kişi başı gayri safi yurt içi hasılası var. Diyarbakır'da 3 tane OSB'si var. 294 milyon dolarlık 2022 ihracatı var. Kilis'in de 97 milyon dolarlık ihracatı var.
Kişi başı gayri safi yurt içi hasılası 5406 dolar. Evet. Bir de Malatya ile Urfa'ya bakalım. Altınoğlu slaytımızda. Malatya'nın kişi başı gayri safi yurt içi hasılası 5355 dolar. 3 OSB'si var. Urfa'nın da 3893 dolar. Bir OSB'si. Kişi başı gayri safi yurt içi hasılası ve bir tane OSB'si var. Malatya 455 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Urfa'da 257 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Şimdi sevgili Faruk, birazdan depreme ilişkin olarak tabii tahmini maliyetler vesaire, onlara da değineceğiz ama onlardan önce bu rakamlara değinmemin nedeni şu. Şimdi 11 tane ili baz aldığınız zaman Türkiye ortalaması olarak baz alırsak, evet, kişi başı gayri safi yurt içi hasıla ortalamasına göre %20 daha düşük burada kişi başı ortalaması. Evet. Ama bu şehirlerin birazdan göreceğiz. Bir önemli özelliği var. 11 şehrin toplamını aldığınız zaman ihracatı ithalatından daha fazla olan, evet, yani dış ticaret fazlası veren şehir bunlar. Evet. Toplamını aldığın zaman. Evet. O nedenle şehirler önemli. Özellikle Hatay, Adana, ne var orada başka? Gaziantep, Maraş, bunlar daha çok ihracatta önemli paya sahip olan şehirler. Evet, evet, benim aslında bir slaytım daha var bu konuda. İllerin hasar gören alanları, yüz ölçümleri neler? 8 nolu slaytı koyarsak bakalım görebilecek miyiz tam anlamıyla, ben yok, buradan okunma şansı yok. İstersen kaldıralım onu değerli yönetmenim. Ben buradan bilgi vereyim. Şimdi iller bazında ilin kilometre kare olarak alanıyla hasar gören alanı kilometre kare olarak baz aldığımız zaman gördüğüm tablo şu: bazı yerlerde çok net rakamların büyüklüğü görünüyor. Mesela Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ilçenin %56.9'u maalesef hasar gören alan olarak görünüyor büyüklük olarak. Kahramanmaraş'ın Elbistan'ı %56.6'lık bir hasar oranı. Malatya merkez %54.2'lik bir hasar oranı. Yine yüksek olan Hatay Hasa 43.8, Adıyaman Tut %50, Adıyaman Çelikan %50-55, Adıyaman Gölbaşı da %56'lık oranlara sahip. Yani orada tabii sadece şunu da görmemek lazım sevgili Faruk. Şimdi birazdan hesaplamaları yaparken değineceğiz. Sadece yıkılan veya işte orada vefat eden vatandaşlarımız değil, aynı zamanda hasar gören, ağır hasar gören, orta hasar gören binalar da bizim açımızdan önemli olacak. Çünkü onlarda da oturulamayacak. Onlar da bizim için oturulup yıkılması gereken, işte onun molozlarının taşınması gereken, daha sonra yerine yeni konut yapılması gereken, bizim için katlanmamız gereken ve mutlaka ona çözüm bulmamız gereken hususlar. Onun için bunları özellikle belirtmiş olduk. Evet, benim bu konuya ilişkin olarak söyleyeceğim bunlar. Daha sonra eğer vaktimiz varsa bunun tahmini maliyetleri nedir? Ona ilişkin yapılan çalışmayı istersen dile getireyim. Buyurun. Evet, şimdi sevgili Faruk, bu konuda değişik kurumların değişik çalışmaları oldu. Biz de o çalışmaları aldık, onların bir ortalamasını alayım dedim. Evet. O da şu: Türkonfet, Morgan Stanley, bir de JP Morgan. Bunlar konuya ilişkin olarak raporlar hazırladılar. Hepsinin kendi içinde tutarlılıkları var tabii ama farklılıkları da var tabii. Herkes kendi açısından ve kamuoyuna verilen bilgiler doğrultusunda bunları dile getiriyorlar. O nedenle biz bunların hepsini şöyle bir karşılaştırdık ve bir hesaplama ortaya çıktı. Buna ilişkin olarak Kahramanmaraş depremi mali... Oraya geçmeden bir reklam arası. İkinci bölümde başlayalım ona. Evet değerli izleyenlerim, reklamlar.
Değerli üstadım, reklam arası öncesi yaklaşık maliyet oranlarından bahsediyordunuz. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Var mı elimizde böyle bir veri, maliyet bedelleri belli mi? Şimdi sevgili Faruk, tabii bunu birebir tespit edebilmek mümkün değil tabii. Evet. Yani bunlar ancak mevcut noktasal olarak bugünkü verilere dayalı olarak ve tahmini olarak ancak yapılabilecek şeyler. Bunlar işte uluslararası kurumlar ki az önce saydım onları. Evet. Onlar tarafından ortaya konulmuş. Yine Kahramanmaraş depremi maliyet tahmini diye Ercan Türkan Bey buna ilişkin olarak bir rapor hazırlamış. Orada var. Türkon Fed'in rakamlarını baz alarak yayımlamış. Tabii bunların hepsi yaklaşık ve mevcut olan rakamlara göre çıkan sonuçlar. Tabii bizim burada amacımız şu. Az önce bir kez daha söyledim. Biz ayakta kalacağız ki o insanları ayakta tutalım. Bu bizim görevimiz. Devletin mutlak görevi zaten. O nedenle tabii oraya yönelik olarak bir sürü destek var, bir sürü yardım var. Devletin o konuda şimdiye kadar açıkladığı hususlar var. Onlara birazdan girerim. Öyle olunca tahmini olarak bir şey söyleyebiliriz burada. Şimdi önce istersen o 11 ili de baz alarak evet. Rakamsal büyüklükler neler onu bir slaytımızda evet, görelim. Evet, evet. 9 nolu slaytı arkadaşlar, yönetmen arkadaşımız getirirse orada deprem bölgesinin ekonomik göstergeleri, maalesef bunu da izleyicilerimiz zor okur. O nedenle ben buradan mümkün olduğu kadar onları vereyim. Alabiliriz onu değerli yönetmenim. Şimdi toplam nüfus içinde 11 ilin göreli olarak ağırlığı %16.4 evet. Türkiye'de. Yüz ölçümü de %13.9'a tekabül ediyor. Gayri safi yurt içi hasıladaki payı az önce söylemiştim. %9.10'da 8'e denk geliyor 11 il baz aldığı zaman 10 ildi. Tarımda 15.10'da 1'lik bir ağırlığa sahip. Evet. Sanayide 11.10'da 4'e, imalat sanayinde 11.5'a, inşaatta da %10'luk bir paya sahip. Yani inşaatta da aslında ciddi bir pay var burada. Evet. Onu da es geçmeyelim. Şirket sayısı olarak baktığın zaman gelir vergisinin faal mükelleflerinin yaklaşık %11.10'da 6'sı burada. Kurumlar vergisi mükelleflerinin de %9.10'da 6'sı burada. Şimdi bir de tarıma bakalım sevgili Faruk. Neymiş buradaki üretimin toplam üretim içindeki payı? Bitkisel üretimde %21.5'luk bir payı var 11 ilin mesela. Çok önemli bir rakam. Rakam evet. Evet. Burada işlenen tarım alanı olarak %15.10'da 3, tahıllar olarak 12.10'da 6, büyükbaş hayvanda %13, küçükbaş hayvanlarda sevgili Faruk %18'in üzerinde bir paya sahip. Demek ki tarım ve hayvancılık için çok da önemli bir bölge. Evet. Bunu da es geçmeyelim. İhracatı 8.10'da 6, ithalatı 6.10'da 7'lik bir payı var. Aktif sigortalı çalışanlar, tüm sigortalı çalışanlar içindeki oranı %12.3 buranın. Genel bütçe gelirlerinin %4.8'ini veriyor. Yani çok yüksek bir oran değil vergi gelirleri açısından. Kredilerde de ilginç. Tekstil ve tekstil ürünleri sektörünün kredilerinin %40'ı burada. Başka yüksek olan takipteki tüketici kredilerinin %18'i burada. Tabii onu artık devre dışı bırakacak bankalar. Buna ilişkin düzenlemeler yapılıyor zaten. Türkiye toplam mevduatın %5.5'u burada. Motorlu kara taşıtlarının da %12.4'ü burada sevgili Faruk. Şimdi bu verileri verdikten sonra bir şeye bakalım. Yani tahmini olarak nasıl bir şeyle karşılaşabiliriz? Bu veriler baz alınarak yapılmış bu hesaplar. Yıkılan bina sayısı ki günden güne değişiyor biliyorsun. Tek yıkılan değil. Hani yıkılması gereken ağır hasarlı. Çünkü tespit yapıldıkça o rakamlar veriliyor. Bu ayın 21'i itibarıyla bu hesaplama yapılmış. Onu bil. Şimdi burada iki türlü maliyet hesaplaması söz konusu. Bir tanesi akım maliyeti, bir tanesi de sermaye birikimindeki kayıp. Akım maliyeti de ne demek?
Çünkü oradaki insanlar sevgili Faruk, iş gücü kaybına uğradı, gelir kaybına uğradı, devletin vereceği bazı nakit harcamalar var. Bunların hepsini baz aldığımız zaman gayri safi yurt içi hasıladaki kayıp ortalama olarak 5 milyar 980 milyon dolar gibi bir rakama denk geliyor. Evet. Tabii depremzede nakit destekleri, depremzede taşınma desteği, nakit destek bildiğim kadarıyla 10 bin lira olması lazım. Evet. Taşınma desteği 15 bin lira. Bir de vefat eden vatandaşlarımıza ödenen bir ki Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. 100 bin liralık bir meblağ ödeneceğini. Kira yardımı işte ev sahibi olana 5 bin, kiracı olana 2 bin şeklinde. Yem yardımı var. Küçük baş hayvan, büyük baş hayvana uygulanacak. Arama kurtarma maliyeti, SGK prim kaybı olacak tabii. Evet. Ortalama 5 aylık. Tüketici kredi borçlarının silinmesi söz konusu olacak. Vergi ertelemesi yapıldı biliyorsun. Evet, bunların hepsini baz aldığımız zaman yaklaşık olarak 10 milyar 830 milyon dolarlık bir maliyet çıkıyor. Akım maliyeti olarak buradan. Bir de sermaye birikiminde kayıplar var. İşte yıkım oldu tabii. Evler yıkıldı. Ondan sonra altyapı gitti. Orta hasarlı binalar onarılabilir. Onların bir maliyeti çıkacak ortaya. Araçlar yok oldu. Yok oldu. Evet. Onlara ilişkince mobilya veya beyaz eşya hasarları söz konusu. Bunlardan DASK ve sigorta bedellerini düştüğün zaman sevgili Faruk yaklaşık 47 milyar 800 milyonluk bir milyon dolarlık bir maliyet de buradan çıkıyor. İkisini birlikte ele aldığın zaman 58 milyarlık milyar dolarlık bir maliyet var. Milyar dolarlık bir maliyet var şu anda. Yani benim tahminim tabii bunun üzerine gelebilecek rakamlar 70-80 milyar dolar arası bir rakamla karşı karşıya kalabiliriz gibi görünüyor. Tabii bu ülke bunun üstesinden gelir. Öyle bir sorun yok. Ama tabii bunun bütçemize aşağı yukarı %40-30 ile 50 arası bir maliyet yükleme durumu söz konusu olabilir. Yani TL olarak değerlendirdiğiniz zaman yani 1 trilyonla 1,5 trilyon TL arası ki bütçede bizim rakamımız son ne kadardı yanlış hatırlamıyorsam onu da vereyim size yaklaşık maliyet 4 trilyon 200 milyar civarında zannedersem bütçede harcama tahmin edilmişti. Yani ona göre hesapla yani neredeyse %25-30 arası bir bütçede ek bir bütçe çıkarılması gerekebilir. Tabii buna ilişkin olarak ileride asıl uzmanlığımızı konuşuruz. Hani bu nasıl çözülür? Bunların çözümü de kolay sevgili Faruk. Bunlar ek vergiler getirilebilir. Yeni vergiler ithal edilebilir ki onu da biz VAVEK'te tartışıyoruz. Değerli hocalarımız o konuda kendi yorumlarını yapıyorlar. Bir kere de Türkiye'de mutlaka gayrimenkullere yönelik olarak bir yeni bir vergilendirme sisteminin gelmesi lazım. Servet vergisi mi deriz ona? Gayrimenkullerdeki değer artış vergisi mi deriz? Yeni bir vergi. Türkiye artık onunla tanışmalı. O enkazın altında hepimiz kaldık sevgili Faruk. Evet. Bunu kabullenelim. Yani sistem kaldı. Evet. O sistemi adam edecek olan gene bizleriz. O zaman buralardan başlayacağız. Yani bu işin siyaseti, ticareti, şusu busu olmaz. Oturacağız. Doğru akıllarla hep beraber el ele vererek doğruları birlikte yapacağız orada. Doğrusu da bu. Bu açıdan da tabii bu ekonomik bir yük getirecek yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama onu da çok rahatlıkla biz aşarız. Tabii ki bu hepimize bir maliyet demek. Onu seve seve mecburi tabii görevimiz olarak kabul edip onu da çözeceğiz. Benim kısaca bu konuya ilişkin söyleyeceklerim bunlar sevgili Faruk. Peki değerli üstadım çok teşekkür ediyorum. Biz sevgili konuklarımıza geçmeden evvel bir hatırlatma yapmak istiyorum. 7 Şubat tarihine itibaren 3 ay süreyle biliyorsunuz bölgede OHAL ilan edildi. Bunun yanında mücbir sebep de 31
pardon 15 Ağustos 2023 Salı günü akşamına kadar mücbir sebep ilan edilerek beyanname verme süreleri böylece uzatılmış oldu. Değerli üstadım, bir soru daha sormak isterim size. 1999 depreminde uygulanan geçici 24. maddemiz vardı. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezde olan bu depremde çoğu batının olmak üzere o bölgeden alacaklarla ilgili, yani şüpheli alacaklar diye adlandırdıklarımızı nasıl değerlendirebiliriz? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Tabii o çok soru soruyorlar sevgili evet. Faruk bize. Biliyorsun yani bir alacağı şüpheli alacak yazabilmek için dava veya icra safhasında olması ya da dava küçük dava açmayacak, evet. Küçük bir alacak olması lazım. Onun da evet. Biliyorsun belli bir rakamı var. Zannedersem bu sene 8 bin lira civarında bir rakam da onun altında olacak ki ancak yazabilirsin. Yani bir depremzedeye evet. Sırf alacağımızı şüpheli alacak yazabilmek için dava veya icra safhasına koymayı devletimiz tabii ki yapmayacaktır. Ona ilişkin olarak aynı maddenin süratle çıkarılması, ilk geçici vergiden önce hatta evet, çıkarılması lazım. Biz o konuda bakanlığa Sayın Gelir İdaresi Başkanı'yla mesaj da attım o konuda. Görüştük de bir sorun olmaz. Daha vakit var, onu hallederler. Aynı maddenin çıkacağından evet. Eminim sevgili Faruk. Bu arada az önce bütçe rakamı tam aklımda yoktu. 4 trilyon 469 milyarmış. Hı. Bu seneki bütçenin gider kalemi yani aşağı yukarı %25-30 arası dediğimiz gibi evet. Bir bütçeye ek bir yük getirir, hepsi budur yani. Giden canlar geri gelmez yoksa evet. Bunları evet. Çözmek kolay. Evet. Evet üstadım, gene bir sorum daha olacak. Biliyorsunuz bölgedeki kullanılan konteynerlarla ilgili afet alırsa %1 ama normal kişi alıp da afete bağışlaması halinde konteynerleri... Onu değiştirdiler olsa... sevgili Faruk. Onu hiç girmeyelim. Aha. Onu dün itibariyle onun düzenlemesini yaptılar. Tamam. Artık bundan sonra kim alırsa alsın %1. Biz o konuda bakanlığa ciddi taleplerde bulunduk. Yani saçma bir uygulamaydı. Anlamadık da. Aslında... Evet. Ne demek yani, sonuçta biz deprem bölgesine bir konteyner alacaksak onu dolambaçlı yollardan kimdir depremzede onu bile tam bilemeden o alırsa %1 oluyor da evet. Afat alırsa %1 oluyorsa evet. Ben oraya yardım amacıyla alıyorsam niye olsun düzelttiler onu tamam. Dün çıktı ona ilişkin karar dolayısıyla bir sorun yok orada. Evet, teşekkür ediyorum üstadım. Evet üstadım, aktaracaklarımız bu kadar ekonomiyle ilgili veya bölgesel ekonomiyle ilgili. Valla biraz istersen, müsaade edersen şimdi konuklarımıza lütfen. Yönelik tabii, kısma üstadım. Geçelim. Buyur üstadım. İstersen bir değerli konuklarımızdan da izin isteyerek önce bir giriş yapayım. Tabii buyur. Benim uzmanlık alanım değil bu. Sevgili Gülhan. Benim önce, hiç değil evet, değerli başkanım. Evet. Bu benim uzmanlık alanım değil ama... Ben de merak ettim öncelikle. Ya dedim, bu inşaat işi nasıl oluyor? Bu işin mevzuatı nedir? Nereden başlar? Bu inşaat bitene kadar hangi aşamalardan geçer? Sadece mevzuatsal olarak olaya baktım. Yoksa bu program bir ekonomi programı. Ama biz zaman zaman değişik mesleklerden kişilerle de bir araya gelip onların tecrübelerinden yararlanıp biz de katkı yapmaya çalışıyoruz programda izleyicilerimize. Çıkardım ben bunu. Tabii biraz da defterdarlık yapmış olmam nedeniyle milli emlak mevzuatına da hakimiz. Oradan da biraz yararlandım. Şimdi ben belli bir noktaya kadar getirip sözü değerli konuklarımıza vereceğim. Buyur işte. Şimdi sevgili Faruk, bir binanın, bir arazinin daha doğrusu evet. Bina yapılması aşamasına gelmesine kadar olan süreçte değişik mevzuatlar devreye giriyor. Bir tanesi öncelikle ilk tesis olarak kadastro kanunu var. Orada ne var? Memleketin kadastral veya topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırları arazi veya harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit ediyoruz orada. Daha sonra işin imar planı kısmı geliyor. İmar planında da devreye giren İki tane husus var, önemli konu. Bir tanesi Nazım İmar Planı, bir tanesi de Uygulama İmar Planı. Nazım İmar Planı'nı hazırlayan aslında ilgili bakanlık var. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, öyle söyleyeyim. Onun hatta bir birimi var. Mekansal Planlar
ile ilgili bir bölüm. Onun da bir yönetmeliği var. Ona dayalı yapıyorlar bunu. Valla mevzuatını hep döktüm yani. Merak ettim kim, nereden, ne kadar sorumludur. Şimdi orada 1/5000'lik ve 1/25000'lik ölçeklerde hazırlanıyor. Bu ne demek o? Yani olaya daha tepeden bakıyorsun. Bir yeri planlıyorsun. O planladığın yerde işte turizm alanı nedir? Konut alanı nedir? İşte eğitim alanı parkı, bahçesi nedir? Evet, orman alanı nedir? Onları lekeler halinde gösterip biraz daha ayrıntısını da herhalde 25.000'likten 5.000'e doğru indiriyorsun. Değerli konuklarımızın uzmanlığı zaten. Onlar açıklayacaklar bunu. Bu işin anayasası. Evet. Nazım İmar Planı'ndan sonra bir de uygulama imar planı. Onu yapan belediyeler. Evet. Büyükşehir belediyelerin olduğu yerde büyükşehir belediyeleri. Onların meclislerinden geçerek onay. Evet. Ama onlar hiçbir zaman Nazım İmar Planı'na aykırı uygulama imar planı yapamıyorlar. Yani Nazım İmar Planı'nda bir yer orman gösterilmişse sen onu tutup da turizm alanı gibi bir yere imar veremiyorsun yani. Onlar peki onların yaptığı veya onayladıkları bir uygulama imar planı ayrıca onaylanıyor mu? Bilgi amacıyla ilgili valiliklere ve ilgili yerlere gidiyor, o doğru. Ama anladığım kadarıyla öyle bir onay alınmıyor. Sadece oradan onaylanması, yani belediye meclislerinde onaylanması yeterli, kabul görüyor bu. Orada neler var? Orada işte taks, ondan sonra kaks. Yapılaşma hükümleri diyebiliriz. Evet, yapılacak. Tabaca. Çok ayrıntıları var onların. Plan notları oluyor, onları yazıyorlar. İşte kademe hattı nedir, ifraz hattı nedir, taşıt, yaya, bisiklet yolları nedir gibi çok geniş bir teferruatı var. Ben ona girmek istemiyorum. Uygulama imar planından sonra süreç artık o ilgili arazide nasıl bina yaparsın ve ondan sonraki yani süreç imar, nasıl? Yani imar planları nasıl yapılıyor diye başlıyor. Evet, ondan sonraki, yalnız orada onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu bulunmayan alanlarda hiçbir zaman imar planı yapılamıyor. Bakın bu da önemli çünkü deprem açısından önemli bu. Bu da mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 21'e 6. maddesinde. Oraya da baktım, merak ettim onu. Oraya kadar bulduk. Yani dolayısıyla aslında bakanlık buna ilişkin olarak yaptığı mevzuatta gördüğüm kadarıyla çok büyük bir açıklık yok. Hani aslında yapması gerekeni yapmış bir noktaya kadar. Ama ben bir şeyi merak ettim. Mesela onu da başkanıma soracağım. Başkanım, Nazım İmar Planı'nda fay hatları biliniyor, doğru mu? Evet, tabii. Fay hatları bilinen bir yerde konut yapımına nasıl izin veriliyor? Çok kilit bir soru. Bu ortadan gideyim o zaman. Kitabın ortasından konuşmak lazım biraz. Şimdi biliyorsunuz bizde yapılaşma maalesef her zaman plana uygun gitmiyor. Öncesinde yapılaşmanın gerçekleştiği, sonra da planın arkasından geldiği durumlarımız mevcut. Fay haritaları çıkarıldıktan sonra imar planlarının üzerine işlenmek zorunda. Nasıl jeoloji ve jeoteknik raporlarda işleniyorsa bu planlara işlenmek zorunda. 1/1 uygulama imar planına. O plan üzerinde de mevcutta eğer gece konulaşma bölgeleri varsa, mevcutta eğer daha önce yapılaşma varsa onlar üzerinde kalıyor. Tabii ki. Bugüne kadar işte fay hattına olan mesafesi belliydi. Şimdi arttırılmasıyla ilgili bir tartışma devam ediyor. İşte 500 metreye mi çıkaralım? Daha açığa mı koyalım yapılaşmayı, onu konuşuyoruz artık. Tabii fay hatlarının üzerinde yapı yapılamaz mı? Yapılabilir, riskini, önlemini alırsınız. Şimdi mühendislik bilimi ve mimarlık bilimi her yerde her yapıyı yapar. Evet. Ama doğru şekilde yapar. İmalatından projesine kadar. Her alanda multidisipliner bir sürecin içerisindeyiz. Bu sadece plan aşamasında değil, İnşaatın sonrasında da devam ediyor. Şimdi kent yönetimi de böyle aslında. Sadece yapım inşası değil, imar yönetimi de öyle. Hepsinde ilgili uzmanlıkların çalışması, ortak çalışmasıyla yapılır bütün bu çalışmalar. Şehir plancıları işin içerisine girer, harita mühendisleri işin içerisine girer, mimarlar, kentsel tasarım uzmanları gibi. Sevgili başkanım, bir şey daha sorayım. Diyelim ki fay hatları kırıldı, etti, değişti.
Yani bu mümkün olabiliyor. Yani şu anda farklı yerlerden diyelim fay hatları veya gittik tespit ettik jeolojik olarak. Orada da bir yerleşim yok. Peki şu anda mevcut haliyle orası kesinlikle imara kapatılıyor mu, yoksa aynı mevcut hal gibi ya yapılabilir işte ama şu şartla yapılabilir deniyor. Yapı yasaklı hale getirilebilir. Bu idarenin kararı alacağı noktalar var burada. Tabii şehir plancısı arkadaşlarımız uzmanlık alanı ama ben kısa bilgi vereyim. Çok da uzmanlık alanına da girmek istemiyorum ama. Tabii ki. Fay hattına olan belli bir mesafe içerisinde yapıyı yasaklı hale getirebilirsiniz arazileri. Ondan sonrasında şehirleşmeye imkan verirsiniz. Şu anda zaten 500 metre olması konuşuluyor. Umarım yasaklaşır ve o şekilde de devam eder. Evet. Peki az değil mi 500 metre değerli başkanım? Ya bu o fayın üretebileceği deprem şiddetiyle de alakalı biraz. Evet. Yani diri faylar var, aktif faylar evet. dediğimiz. Aktif olmayan faylar var. Her faya aynı şekilde davranamazsınız. Dolayısıyla fayın durumuyla ve üreteceği şiddetle, deprem şiddetiyle alakalı biraz. Ona göre belirlenebilir. 500 metre tabii şu an bugün konuşulan konu. Askerisi olan yani azemisi denilen. Tabii. Vaktimiz var mı Faruk? Şu anda var üstad. O zaman Sayın Başkan'a istersen yapım olayını anlatmaya başlamadan önce bize gelen çok fazla telefon ve soru var. Sayın Başkan, olay da şu. İnsanlar evlerinden korkuyorlar. Evet. Ve şu anda çoğu insan psikolojik olarak gerçekten sıkıntı içindeler. Evimiz şu anda depreme dayanıklı mı? Buna ilişkin olarak ne yapabiliriz? Nereye müracaat edebiliriz? Ben de aynı soruyu size sorayım. Bu konuda önce onu aktaralım, ondan sonra normal konumuza gireriz. Hayır. Şimdi insanlara bugünden şunu söylemek lazım. Bir kere panik yapmaya gerek yok bugün. Evet, deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Evet, yapımız riskli olabilir. Ama bugün su çok bulanmış durumda. Kahramanmaraş depremleri bizim hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Bugün de deprem coğrafyasında olduğumuzu hatırlattı bize. O bölgede yaşıyoruz. Kocaeli'de bu sınırların içerisinde, İstanbul'da bu sınırların içerisinde. Türkiye'nin neredeyse tamamı deprem coğrafyası zaten. Şimdi dolayısıyla bugün bizim yapımızda binamız sağlam mı? Bunu inceleyelim dediğimiz nokta bizi paniğe sevk ediyor. Tabii eskiden takip etmezdik. 4 ve üzeri, 3 ve üzeri şiddetindeki depremler haberlere bile konu olmazdı. Ama ancak bugünden itibaren onu bugün şu an artık artı depremleri bile 4.2, 4.3 şiddetinde deprem oldu diye haberlerde görüyoruz. Bu da insanları biraz daha paniğe sevk ediyor. Bir kere itidalli davranmak lazım. Dediğim gibi panik yapmaya gerek yok. Zaten şu anda özellikle deprem bölgesinde olan bütün şehirlerde ilgili idareler, büyükşehirler, ilçe belediyeleri, çevre ve şehircilik, il müdürlükleri bu konuda birimlerini oluşturuyor, bilim kurullarını oluşturuyor ve atılması gereken adımları tartışıyorlar. Bu kurullar Kocaeli'de oluşturulmuş durumda. Neler yapılabilecekleriyle ilgili bir çalışma zaten mevcut. Bugün beklemek gerekiyor. Biraz suyun, o bulanık suyun durulması. Biraz dinginleşmesini, biraz durulmasını beklemekte fayda var. Maalesef bu süre içerisinde fırsatçıların da doğduğu kulağımıza geliyor. O yüzden bilmediğiniz, tanımadığınız, hizmet alacağınızın garantisi altında bir imzayla size teslim edilmeyecek raporlar söz konusu olabilir. Lütfen yapınız da diyoruz. Bilmediğiniz kişilere emanet etmeyin, panik yapmayın. Sevgili Faruk, evet, müsaade edersen bir şey anlatayım ondan sonra. Ben müsaade ediyorum da üstadım, Sayın Yönetmenim diyor ki reklam arası girelim. Peki buyur üstad. Sayın Başkan programa gelmeden önce Büyükşehir Belediye Başkanı dahil hep beraber diğer meslek odaları başkanlarıyla toplantıdaydı. Sağ olsun o toplantıdan sonra buraya geldi. Dolayısıyla biz de kendisinden taze bilgi almış olduk. Evet, çok teşekkür ediyorum üstadım. Sayın Başkanım bir reklam arası verelim. Evet. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Peki. Evet değerli izleyenlerim, reklamlar. Evet değerli üstadım, şeyi bitirmiştik tahmin ediyorum Sayın Başkanım, evet, evet. Reklam öncesi. O zaman Sayın Gülen Hanım'la başlayalım. Sayın Mimarım, biz ev ve iş yeri yapım süreçlerinde başladık. Hı hı.
sessizlik. Başladık. Tamam. Nasıl ben, başlıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet, ne ben çok çok evet. kısa böyle hani bilmeyen seyredenlerimiz için hani nasıl proje gelişiyor onu birazcık anlatayım. Tamam. Alper'le birlikte daha detaylandırırız. Buyurun. Buyurun efendim. Şimdi az önce imar planlarından bahsettiniz. Sonuçta her kentin, her yerleşimin öncelikli bir imar planı oluşturulmak durumunda. Hı-hı. Ondan sonra parsel sahibi ne yapar? Bina yapmak istediğinde işte önce belediyeden imar durumu alır. Yalnız imar durumu değil tabii ki, birçok evrak alınması gerekiyor ve bunlarla mimara gelir. Mimar da bunun üzerinde bir etüt çalışması yapar. Ve bu etüdü tamamen orada tanımlanmış olan, imar planlarında tanımlanmış olan demin bahsettiğin taks, kaks gibi, işte çekme mesafeleri gibi, işte yapı belirlenen yapı yoğunluğuna göre yapıyı tasarlar. Sonrasında bunun tabii resmiyete dönebilmesi için belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. Ama belediyeye müracaattan önce avan olarak tabii ki müracaat edilebilir ama bu arada zemin raporu istiyoruz biz tekrar. Nasıl istiyoruz? Belediyeden diyoruz ki biz işte şu parselde bir çalışma yapacağız. Nasıl bir zemin durumu hazırlamamız gerekir diyoruz. Bunu belediye bize bildiriyor. Yani parsel ölçeğinde sismik mi, sondaj mı, kaç tane sondaj olacak? Parselin büyüklüğüne göre bu veriyi bize veriyor. Bu veri de AFAD tarafından, yani bakanlık tarafından aslında genel hatları belirlenmiş bilgilere göre hazırlanıyor. Ve ondan sonra zemin jeofizikçi arkadaşlar bu bölgede çalışıyor. Zemin çalışması yapılırken belediyenin görevlisi de bizzat başında bulunuyor. Bulunması gerekiyor ya da öyle söyleyeyim. Normalde olması gereken prosedür bu. Ve alınan numuneler Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş, tespit edilmiş yetkin laboratuvarlarda test ediliyor, inceleniyor ve raporlar çıkıyor. Ve bu raporları jeofizik mühendisi arkadaşlarımız toparlıyor, imzasını atıyor ve bize veriyor. Bizler de diğer projelerle birlikte bunu öncelikle bu tabii ki sistemde tanımlanmış olan yapı denetim firmasına teslim ediyoruz. Sistem, bunu bizim seçme şansımız yok. 2-3 sene önce galiba değişti. Daha öncesi, evet. Daha öncesinde 2019 öncesinde seçiyordunuz. Evet, 2019'dan evet, sonra da bu evet, belediye evet. Doğru oldu. Orada tabii ki, yani, tabii ki tanıdığına yaptırmada bir takım tabii ki maddi pazarlıklar daha fazla olabiliyordu. O güzel bir şey. Yani şu an hiç kimsenin kontrolünde değil. Sonuçta sistem o yapı denetim firmasını belirliyor. Ve biz bu projeleri yapı denetim firmasına teslim ediyoruz öncelikle. Yani belediyeden önce. Ve yapı denetim firması zemin raporları da dahil olmak üzere tüm projeyi inceliyor. Nasıl inceliyor? Tabii bu arada şeyi atlamamak lazım. Projenin mimarı orkestra şefi gibidir. Ve orada mimari olarak binayı tasarladıktan sonra diğer disiplinlerle de birlikte çalışır. Nedir? Statik hesabı yapılır o binanın. Statik hesabı, elektrik tesisatı, makine tesisatı, işte peysaj falan da olabilir. Yani birçok mühendislik grubuyla birlikte proje oluşturuluyor. Gürhan'cığım, o vermiş olduğunuz yapı denetim şirketine vermiş olduğunuz projede bunlar da var. Tabii ki hepsi var. Hepsini toptan hazırlayıp öyle aynen, veriyorsunuz. Aynen, hepsi evet. bir bütün halinde evet. ve burada mimarlar sadece binanın boyutsal ve fonksiyonel olarak çözümünü yapar. Taşıyıcı sistemi tamamen inşaat mühendisi ve inşaat mühendisi de zemin raporlarına göre bir takım değerleri alır. Artı bunun dışında AFAD'ın belirlediği bir takım zemin değerleri de var. Onlarla birlikte yapıyı tasarlar. Gülhan'cığım, sözünü keseceğim ama şimdi burada benim anladığım şu Sayın Başkan. Bir kere burada
oranın zeminine ilişkin olarak alınan numuneler çok önemli. Kesinlikle. Onu yapan kişinin niteliği bence çok önemli. Çok önemli. İki, bunun laboratuvarı çok önemli. Bilmiyorum resmi bir yer midir orası? Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış. Yani öyle herkes tabii ki bu testleri yapamaz, yapamıyor yani. Oradan alınan veriler çok önemli. Çünkü bunlara dayalı bir, anladığım kadarıyla, inşaat mühendisinin bir projesi çıkıyor orada. Evet, evet. Tabii mimar tasarlıyor ama sonuçta teknik hesaplamalarını inşaat mühendisi yapıyor bunun. Aynen. O veriler hatalı gelmişse sizin yapmış olduğunuz projede yanlış veri üzerine kurulu bir proje oluyor gibi anlıyorum ben. Evet. Buradan çıkan bir sonuç daha. Sonuçta bu çok halkaları olan, çok fazla halkası olan bir zincir. Yani doğru, tek bir tane değil. O kadar birbirinin içine geçmiş konular ki. Sonrasında işte yapı denetim bu projeleri inceliyor. Uygun gördüğünde imzalıyor ve ondan sonra projeler belediyeye teslim ediliyor. Belediyede tekrar inceleniyor bunlar. Yani burada bütün proje disiplinleri inceleniyor. Çok yani özür sadece... dilerim Gülhancığım. Belediyede zemin etüdü de dahil o hesaplamalara göre yapılan hesaplar mı inceleniyor? Değil yoksa mi? Nasıldır Sayın Başkanım? Şimdi yapı ruhsatına esas olan projeler ve raporlar hem belediyede hem yapı denetim tarafından incelenmek zorunda zaten. Sadece 200 metrekarenin daha altında olan binalar yapı denetimine dahil değil. Onlar yapı denetimine tabi değil. Evet. Orada da fenli mesuliyet vardır. Mimar ve mühendis yükler sorumluluğu ama bu ruhsata esas, yani inşaat ruhsatına esas bütün projeler hem belediyede hem yapı denetim tarafından incelenmek zorunda. Ama burada bir çok küçük bir aslında konuya temas etmemiz lazım. Tabii bizim bu söylediğimiz 99 depreminden sonra tam olarak yılı 2001 yılında yapı denetim. 2001 yılındaki yapı denetim sistemiyle ondan başlayan sonra sistem. Yapılan inşaatlar tabii için ki. Önceden böyle tabii bir şey de yoktu. Önceden, tabii önceden bu, mimar ve mühendisin fenli mesuliyet dediğimiz sorumlulukları vardı diyelim. Aynı sorumluluklar mıydı başkanım? Benzer sorumluluklar. Benzer. Yapı denetim sistemi daha bir disiplin altına aldı inşaat sektörünü. Tabii işte işveren ve hizmet veren karşı karşıya aynı masada oturur haldeydi 2019 yılında. Peki o zaman şöyle bir soru sorabilir miyim üstadım? Buyurun. Bakın şimdi tabii bunu bir inşaat mühendisi arkadaşımızla çalıştık bu soruları hazırlarken. Bu programı özeldi. Şimdi çok güzel söylediniz. Zemin etütüyle başladınız. Hı-hı. Yapı denetimciye geldiniz ve dosyayı teslim ettiniz. Yapı denetimcimi aldı. 1999 depreminden sonra 2001 yılındaki kurulma sistemine göre ta ki 2019 yılına kadar organik bağının devamı oldu bunlar. 2019'da organik bağlar koparıldı. Avuz sistemine geçilerek sistem üzerinden görülen ve şöyle bir soru geldi aklımıza. Yapı denetim firmaları yüklenici firmayla olan organik bağ 2019 deprem yönetmeliği ile koparıldığı halde artık avuz sisteminden görevlendirme yapılarak 2019 öncesi yapı denetim firmaları ile yüklenici arasındaki ilişkiler mercek altına alınacak mı? Yapı denetim firmalarını denetleyen kurumları hangileri, ne sıkla denetleme yapacak ve yıkılan yapıları geçmişte denetlemiş firmalar sizce neleri bekliyor diye bir soru vardı. Evet, isterseniz ben yanıt vereyim ona. Buyurun Sayın Başkan. Şimdi 2019'a kadar hakikaten organik bir bağ var. Evet. İşverenle, müteahhitle, yapı denetim firmaları arasında. Evet. 2019'da bakan havuz sistemini getirdi ve havuz sisteminden atama usulüyle yapı denetim belirleniyor. Ama burada da sorunlar var, ona da gelelim. Şimdi 2019 öncesi, 2001'den 2019'a kadar, bu arada burada bir not daha iletmek lazım. 2001 pilot uygulamayla başladı yapı denetimde. Evet. Her şehirde yapı denetim uygulaması 2001 yılında başlamadı. Kocaeli'de vardır. Kocaeli'de vardı. Deprem bölgesi olduğumuz için ama pilot şehirlerle başladı. Arkasından da diğer şehirlerde yaygınlaştı. Evet, yıllara nazaran yaygınlaştı. Çok özür dilerim. Bu deprem bölgelerinde de pilot var mıymış o uygulama? Hepsini bilmiyorum ama 2007 ve 2011'e kadar olmayan şehirler var o 10 ilin içerisinde maalesef. Şimdi yapı denetim uygulaması mercek altına alınacak mı diye sordunuz. Özellikle geçmiş yıllarda. Şimdi o tamamen hukuki bir durum. Eğer bakanlık isterse tamamını inceleyebilir. Bugün görevlendirilen yapı denetimler denetleniyor. Asıl meselemiz bu. Çünkü yapı denetim binayı denetliyor. Yapı denetimleri kim denetliyor? Evet. Şimdi yapı denetim denetlemesi Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri aracılığıyla
Şöyle yapılıyor. Havuz içerisinde görevlendirmeyi almış yapı denetim firması inşaatta belli bir seviyeye geldikten sonra şehir ve şehircilik rastgele denetimlere çıkıyor. Ha, yapılıyor bu. Evet. Rastgele denetimlere çıkıyor. Sizin hangi inşaatınızı denetleyeceğini siz bilmiyorsunuz. Çevre şehircilik biliyor ve siz orada mısınız? Beton dökümü sahasında proje uygulama denetçiniz var mı? Doğruyu denetlemiş misiniz? Yoksa hatalı imalatlar var, göz mü yummuşsunuz? Bunların tamamı çevre şehircilik tarafından denetleniyor. Rutin kontrolleri var. O kontrollerde iki senede her yapı denetim için belli periyotlarda yapılıyor. Her inşaat denetleniyor mu noktası biraz yapı denetimlere bağlı. İnşaatların denetlenme zorunluluğu var yapı denetimler tarafından. Ama yapı denetimlerde geleyim ikinci nota. Yapı denetimlerimizde maalesef sistemde şöyle bir arıza hala daha var. Yapı denetimin merkeziyle şantiye arasındaki mesafe arttıkça maalesef yapı denetim ticari bir işletme olduğu için kar marjı azalıyor veya zarar durumuna düşüyor yapı denetim. Bu noktada yapı denetim firmaları zarar durumuna düşmeye başladığında uzaktan komanda gitmeleri, evet o sahaya gitme sayısını azaltmaya başlıyor veya ortadan kaldırıyor. Evet. Şimdi sorun burada. Burada yani başka bir sorun var. Biz mimarlar odası olarak şunu söylüyoruz. Yapı denetim kamu eliyle yapılmalı. Çünkü en iyi denetimi kamusal alır. Evet. Ona güvenmek gerekiyor. Çünkü için içinde ticari kar girmeye başlayınca tabii ki karını düşünecek. Her şirket ticari karını düşünmek için. Ticaret kararını düşünecek. Tabii ki kar amaç. Şimdi bu konuyu çok uzatmak istemem ama müsaadenizle son bir soru da sorayım buna bağlantılı olarak. Tamam 2019'da artık havuzdan seçme sistemi gündeme geldi ama şöyle bir şey bana söylendi. Doğru mu bilmiyorum. Diyelim ki bir atama yapıldı. Siz anlaşamadınız. Adam geldi sizin inşaatınızda ben bunları kabul etmiyorum dedi. Siz inşaatınızı ben daha yapmıyorum deyip durdurup onunla olan ilişkinizi kesip daha sonra tekrar başladım deyip tekrar atama yaptırabilme durumu varmış. Böyle bir şey söylendi. Böyle bir şey mümkün mü olabilir mi bu? Şimdi mümkün olma durumu şurada. Şimdi yapı denetim firması eğer inşaatta projeye uygun olmayan bir imalat varsa ve buna istinaden inşaatı durduruyorsa belediye o inşaatı mühürlemek zorunda. Evet. Aykırılık giderilene kadar. Doğru. Yapı denetim sözleşmesini feshedebilir. Arkasından gelecek yapı denetimde aynı projeler. Aynı şekilde devam etmemesi gerekir. Yani yeni bir yapı denetim firması atanmadan zaten inşaatına devam edemez. Yani mevzuat gereği devam edemez. Yalnız sevgili Faruk bugün tesadüf yolda şeyi dinledim. Yapı Denetim Derneği var. Onun başkanını dinledim. Aslında yapı denetimi görmüş binaların yüzdelik olarak neredeyse %99'a yakın bir kesimi aslında ayakta o bölgede. Yıkılmamış. Yani bunu bir kere hani sistem doğru aslında yanlış değil. Bir kere denetim önemli. Denetim çok önemli bir şey. Bakın 151 bin binadan 272 tanesi yıkılmış. Ama bence hiç yıkılmamalıydı. Ha, tabii bu ideali. Yani ona bir şey demem. Tabii ki eksiklik olduğu kesin. Onu demek konuşacağız ki, birazdan. Demek ki birçok konu, birçok noktada o halkada, demin söylediğim halkalarda sıkıntı var. Evet, o görünüyor. Ama şunu da bilelim. Yapı denetim şirketi modeli tartışılabilir. Nasıl olmalı? Projeler belki bir daha mı denetimden geçer? O ayrı bir mevzu. Ama en azından bu işe bir disiplin getirmiş bu. Bu da görünüyor evet, yani. Evet, bunu da ki. Şimdi inkar etmemek lazım. Ama hataları var. Evet. Onların da şapkayı önüne koymaları lazım. Evet. Bu da evet. Çok net. Evet Günah. Evet, buyurun Günah Hanım. Evet. Lütfen. Bu tabii ki sadece yapı denetimle de çözülecek bir konu değil çünkü. Yani istersen yavaş yavaş girelim bence. Şimdi yapı denetimi anlattık ama bu yapı denetim firmalarında hani ilk yapı denetimde olduğumuz için birazcık ben de hani o konudaki fikrimi söyleyeyim. Mesela yapı denetim firması inşaatın tabii ki baştan sona denetleyicisi konumunda. Orada inşaatı denetleyen sadece yapı denetim değil sonuçta şantiye şefleri de olması gerekiyor. Şantiye şefi de sonuçta sorumlu. Şimdi beton geliyor inşaata. Daha doğrusu demir bağlandıktan sonra yapı denetimci geliyor, ne yapıyor? Yapı denetimin personeli geliyor, demirleri kontrol ediyor. Doğru bağlanmış mı? Projedeki gibi birebir aynı sayıda demirler bağlanmış mı? Onları kontrol ediyor. Ondan sonra beton dökülebilir onayı veriyor, doğru mu? Evet. Sonra beton geliyor. Tamam, beton dökülürken
santralden gelen hazır beton, bu arada bu yapı 99 depreminden sonra zaten santralle artık betonlar, yani beton santralleriyle betonlar dökülmeye başlıyor. Eskiden yerinde karmaydı. Bu tabii ki çok, o karışımı elde etmek çok zor ve riskli bir süreçti. Şimdi gelen betonun içinden numune alıyorlar ve o numune gidiyor laboratuvara. Çok güzel, tamam. Laboratuvarda bu işte 7 günlük, 14 günlük, işte 28 günlük basınç dayanım deneyleri yapılıyor. Güzel, bu da güzel. Ama sahadaki beton senin laboratuvarda o deneye tabi tuttuğun beton gibi mi acaba? Esas mesele burada. Yani sen şimdi numuneyi aldın gittin ama yerinde o beton için gerekli olan yeteri kadar suyu suladın mı betonunu? Sabah akşam değil, her dakika suladın mı? Şimdi ben bakıyorum o depremdeki çöken binalara, orada beton diye bir şey yok ki zaten. Bisküvi olmuş, bisküvi gibi. Yani ona beton denemez, ona dokunsan dökülecek gibi o beton. Ufalanıyor, resmen yok yani. Yani sulamak da gerekiyor. Şimdi orası çok soğuk ve çok sıcak bölgeler. Bir kere eksi seviyede, sıfırın altında bir kere beton dökülmemeli. Sıcakta da, çok sıcak ortamlarda inanılmaz iyi sulama yapılarak betonun prize ulaşması, o kimyasal reaksiyonunu tamamlayana kadar betonun sulanması gerekir. Bize üniversitede ilk öğretilen şeylerden bir tanesiydi bu. Ha, santralden betonun o olması gereken karışımlar doğru gelmiş olabilir. O da ayrı bir konu tabii ki. Suluyorlarmış onu, bilmiyorum. Yani burada çok önemli bir nokta aslında. Evet. Beton, şimdi sulamak lazım ama suya da yatırmamak lazım. Tabii. Çok tabii, önemli. Tabii. O işte hassas, çok hassas. Aslında konu şuraya geliyor. Tam da Gülhan Hanım'ın söylemek istediği şey belki de, öyle anlıyorum. Bunların tamamen şantiye şefinin nezaretine evet, yapılması evet, lazım. Evet, evet. Bir kere biz eğer bu işin başına bir bilen koymazsak, ki hani kağıt üstünde var genelde. Bazıları öyle, kağıt üstünde. Peki o zaman başında bakın, Sayın Başkanım, çok güzel anlattı Sayın Mimarım. Ben de buna katkı sağlamak üzere, bizim bu beton santralleri diye adlandırdığımız kurum ve kuruluşları suçlamak maksadıyla değil asla. Denetleme hangi kurumlarca yapılıyor bunların beton santrali? Bakanlık tarafından yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılıyor. Peki beton santrali laboratuvarından şartnameye uygun olarak çıkan beton nasıl oluyor da kalıba gelip de döküldükten sonra aynı alınan o karot dediğiniz sizin malzemeyle hiçbiri birbirine tutmuyor. Bu sulamasından mı? Sulamasından, imalat hatasından, yani, beton döküm hatasından, beton dökülürken su karıştırılmasından. Bu işlem tamamlandıktan sonra yapı denetim diye adlandırdığımız firma buradaki farklı çıkan bu betonla bu şantiyeyi mühürlemesi gerekmiyor mu? Durdurması gerekir. Gerekmiyor mu? Gerekir. Peki yapılıyor mu? Yapılıyor. Yapılmak zorunda. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Eğer beton dayanım testinden doğru değerleri sağlamamışsa yapının mühürlenmesi esastır. Ama orada pardon, santralden geleni test ediyor. Evet. Yerindeki değil. Sonrasında. Orada ilk önce santralden geleni test ediyor. Her şey doğru. Betonu döküyorsunuz. Betonu döktükten sonra orada ister istemez karotla alınan bir malzeme karotla, var. Eğer şantiye, yani beton santralinden gelen eğer değer, numune testi girdiğinde değer sağlıyorsa karot alınmaz ya. Alınmaz, evet. Ayrıca alınmıyor işte. Tamam ama o zaman Faruk'cum burada başka bir şey çıkıyor mu? Tamam ama niye ufalanıyor? Niye dökülüyor? Şimdi sevgili Faruk, o zaman sadece hesaplamalar değil, uygulamada önemli. Tabii ki. Uygulamada orada çalıştırdığın kalfan, ustan hepsi evet, önemli. Bunların tabii hepsi eğitimli, aynen, bilgili, o işi bilen üstadım birisi olması lazım. Ucuz diye adamı getirip orada gelsen beton dök dediğin anda aslında beton değil başka bir şey döküyorsun oraya. Bunu net artık bilecek herkes yani. Bizim ülkemizde biliyorsunuz çok uzun zamandır tartışılan meseledir. Üniversitelerin bu kadar fazla sayıya çıkmasıyla beraber biz meslek insanı sayısını çok arttırdık ama ara eleman sayımız evet, istediğimiz evet kadar artmadı ve hala da artmıyor. Dolayısıyla alaylı diye tabir ettiğimiz inşaat ustaları veya zanaatkarlar diyelim, hepsini katmak lazım belki de, artık yetişmiyorlar. Şimdi sevgili başkanım, bak size bir katkıda ben yapayım. Ben aslında devlet memuriyetimin aşağı yukarı dörtte birini falan yurt dışında geçirdim. Son Astana'daydık biz, Gülhan Hanım da vardı.
Astana'da bulunduğumuz süreçte orada bizim muhteşem inşaatçılarımız var. Astana'nın %70'ini Türk müteahhitler yapmış. Doğru. Niye orada çok iyi binalar yapmışlar? En iyi ustalar, kalfalar orada da onun için. Evet. Çok iyi ücret alıyorlar, oraya gitmişler. Bu yine dönüp ekonomiye bağlanıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Yani sevgili Far, ve çok da iyi denetleniyorlar orada. Ve eksi 40-45 derecede beton döküyorlar orada gözü. Ama ısıtıyorlar. Tabii. Gözümle gördüm. Tedbirleri merak ettim de gördüm. Yani tabii, o kadar denetliyorlar ki bizimkiler bıkmış denetlenmekten, ama doğrusu o. Ama deprem olduğu zaman da hiçbir bina yıkılmıyor. Hasar görse de içindeki her türlü canlı sağ salimle dışarı sevgili çıkıyor. Sevgili Faruk, tabii, bak doktor geçenlerde duydum da ben de burada izah etmiş olayım. Bir doktor bir hata yaptığı zaman bir adam öldürüyor. Bir mühendis, evet, bir mimar, bir kalfa, burada bir usta hata yaptığı zaman binlerce zaman, insanı evet, öldürüyor. Evet bakın işte öyle var ki 800 tane, 1000 tane insan ölmüş orada. Evet. Koca bir site yapıyorsunuz. Eyvah kar etmiyor yani bu işte. Bunu artık göreceğiz. Bu iş komplike bir iş. Evet. Ta imar planı hazırlamaktan tut da bu binanın bir, hatta kullanım şekline bir de bakarak bu işin doğruluğunu yanlışını belirlememiz lazım. Evet. Evet, devam edelim buyur usta. Ben neden yıkılıyor noktasına birazcık gidelim. Bence sorunlar neler? Önce ben eğitimden ben başlayayım veya evet, sizler de katkıda bulunun tabii lütfen. Ki. Şimdi bunu, mimar ve mühendislik fakültelerindeki bir kere eğitimin bana göre yeterli derecede olmadığını düşünüyorum. Ha tabii ki çok iyi üniversitelerimiz var. Yani o ayrı bir konu ama demin Alper'in söylediği birazdan, gibi. Evet, ben mola isteyeceğim. Tamam. Sevgili ablam, neden mola isteyeceğim? Reklamlar diyorlar ama birazcık da şeyimiz, sahibimiz de bu reklam gelirlerinden bir şeyler kazansın. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Evet değerli izleyenlerim, reklamlar. Evet, değerli Gülen Hanım, sizde kalmıştık. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun efendim. Şimdi mimar ve mühendislerin yeterli donanımla üniversitelerden mezun olamadığını anlatmaya çalışıyorduk. Hadi oldu diyelim, hani üniversiteden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra her tür projeye imza atma yetkisine sahip bir şekilde piyasaya sürüyoruz bu öğrencileri. Yani 40 katlı gökdeleni de yapabilir, işte 2 katlı bina da yapabilir. Bizim aslında yıllardır istediğimiz, olmasını istediğimiz, hayal ettiğimiz uzmanlık sisteminin ya da yetkin mimar ve mühendis denen, şimdi son dönemde yetkin lafı çok kullanılıyor. Yetkin mimar ve mühendislik sisteminin bir kere kesinlikle olması gerekiyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra bana göre 5 yıl, ofislerde veya hangi inşaat sektörünün hangi bölümünde çalışmak istiyorsa, şantiyede olabilir, ofiste olabilir, çalıştıktan sonra kesinlikle son derece ciddi, ağır sınavlardan geçirilerek belge alması gerekiyor mimar ve mühendislerin. Ondan sonra bu da yetmemeli, gene böyle gruplandırılmalı, sınıflara ayrılmalı. Atıyorum o sınavı geçtikten sonra 5 katlı bina projesi ya da 1000 metrekarelik bina yapabilir hakkı elde edebilmeli. Daha büyük projelere geçebilmesi için tekrar bir işte 5 yıl çalışmalı, tekrar bir sınava girmeli. Böylece kademelenme olmalı ve güçlü ofisler yaratabilirsek eğer, o zaman güçlü projeler ortaya çıkacak. Mimar ve mühendisler arasındaki inanılmaz rekabetin de önüne geçmiş olacağız. Çünkü biz güçlü olursak, ofislerimiz güçlü olursa, müşterinin karşısında da ne yazık ki daha az para konuşur hale gelmiş olacağız. Daha az para konuştuğumuz zaman daha iyi işler üreteceğiz. Okuldan mezun olan arkadaşlarımız
bu ofislerde üniversite hayatında öğrenemediği açık kalan kısımları tamamlayacak, tecrübe sahibi olacak. Mesela bir de biz sonuçta üniversiteden az önce söylediğim gibi her konuda her işi yapabilir halde mezun ediyoruz. Ama bunda işte restorasyon var, şantiye var, projecilik var. Yani o kadar çok dal var ki yani bunları da ayırabiliriz. Tıpkı sizin mesleğinizde olduğu gibi. Gülhan'cığım bunu tabii sadece mimarlık için değil, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi. Tabii sizin mesleğiniz olduğu için öyle. Şimdi müsaade edersen Sayın Başkanım ben biraz katkı yapayım buna. Sonra ben sizin fikirlerinizi dinlemek isterim. Tabii birazdan Faruk bizim mesleğimizde bu iş nasıl uygulanıyor onu anlatır diye tahmin ediyorum. Ben de merak ettim. Jeoloji, jeofizik, mimarlık, inşaat mühendisliği gibi bölümlere kaç soru yaparak çocuklar üniversiteye girmişler? Kaç tane fakülte var? Bunları merak ettim. Sadece böyle seçme usulü baktım. Şimdi sevgili Faruk'cığım. İkinci aşama sınavında yanlış hatırımda kalmadıysa matematikte 40 tane soru soruyorlar. 40 sorudan ortalama 7 doğru bak ortalama. Minimumu da değil. Ortalama 7 tane doğru yapan adam jeolojiyle ilgili bir bölüme girmiş. Üniversitenin ismi lazım değil. Yani bu çocuk diyor ki ben matematik bilmiyorum diyor aslında. Ben öyle düşünüyorum. Ama diğer bölümlere de baktığın zaman ortalamalar öyle çok çok yani yüksek. Tabii değil, çok iyi puanla alan okullar var. Bir Kocaeli, bir İstanbul Teknik, işte ODTÜ benzeri okullar iyi ama diğer okullar. Şimdi bir kere matematiği zayıf bir öğrenciyi buraya aldık biz. Pandemi döneminde de hemen hemen 2 sene bunlara biz online eğitim verdik. Evet, bu çocuk şimdi mezun oldu. Mezun olmadı şimdi bu dönem deprem. Hayır mezun olanlar da var. Yani son 2 yılını son 2 yılını pandemide geçirenler var. Evet. Şimdi bu çocuk mezun oldu diyor ki ben 10 katlı bina yaparım diyor. 10 katlı binanın inşaat mühendisliğini de yaparım diyor. Vallahi ben bunda doğru hiçbir yan görmüyorum. Açık söyleyeyim. Ben de hiç görmüyorum. Peki bizim mesleğimiz nasıl sevgili Faruk? Vallahi üstadım bizim meslek gayet basit. Çok basit hem de. Önce fakülteyi bitiriyorlar size. Diyorlar ki gelin sizi mali müşavir yapalım. Nerede? Öyle bir dünya yok tabii ki üstad. Ben fakülteyi bitirdikten sonra diyorum ki ben mali müşavir olacağım. Bana önce diyor ki benim bağlı olduğum odam veya kuruluşum Sayın Kurnaz diyor sen öncelikle diyor bir şey yap staj başlama sınavını kazan. 3 yıl bir stajını tamamla. Stajını tamamladıktan sonra gel diyor biz size bir 9 tane dersten sorumlu tutalım. Bu sınavı verin. Ondan sonra diyor mali müşavir olun. Tamam diyorum bunları yapıyorum bitiriyorum hemen üstad'a da diyebilirim veya kendim de söyleyebilirim. Ya diyorum yetmedi bana. Ben bir de yeminli mali müşavir olmak istiyorum. Oo diyor bir dur. Bunu aldın. Bir 10 yıl diyor bekle. Önce bir mali müşavirliğini yap. 10 yıl sonra diyor gel bize müracaat et. Yeminli mali müşavir olmak istediğini beyan et. Biz diyor senin önüne bir 9 tane daha ders koyalım. 2 yıl süre verelim. 4 sınav hakkı. Eğer diyor bunda da başarılı olursan ki bunlar sınavların babası. Yani böyle mali müşavir gibi de değil. Yeminli yani olabilir. 500 kişi girer 10 kişi evet, kazanır. 10 kişi. Yani. Ondan sonra bu dersi de bitirirseniz diyor ben diyor size diyor yeminli mali müşavirlik ruhsat hakkınızı veririm ve siz de bunu yaparsınız. Evet. Peki üstad siz ne sayın başkanım şimdi, siz ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Biz üniversiteden mezun olduğumuz anda ilgili meslek odasına kayıt oluruz. Mimar mühendisi için söylüyorum. Evet. Arkasından havaalanında çizeriz. Gökdelen'de çizeriz. Evet. Çizebiliriz hepsi yani. Hepsi mümkün. Etkimiz var. Her şey mümkün. Şimdi çok aslında tam ülkenin tablosunu ortaya koyuyor durum. Biz ekonomi tarafını eğitim ve tecrübeye bağlıyoruz. Arkasından sınavlara bağlıyoruz. Hukukçular sağlık tarafını yine aynı şekilde kanunlara bağlıyoruz. Hukuk tarafını aynı şekilde hukuka kanunlara bağlıyoruz. Yani biz yapının ekonomisini düşünüyoruz. Yapı yıkılırsa cezalandıracağız adamı onu da düşünüyoruz. Ama yapının üretim sürecine dair hiçbir şey düşünmüyoruz. Herkes her şeyi yapabilir. Evet. Var mı bir çabanız Sayın Başkan? Var. Bu sistem külliye ya. Var, çabamız var. Biz çok uzun zamandır meslek kanunumuzu kolumuzun altına aldık. Hazır bekliyoruz.
Odaları pek sevmiyorlar ama başkan. Odaları sevmiyorlar ama doğruyu sevsinler. Yani doğru olanı uygulamak zorundayız. Biz ülkemizin bekası için çalışıyoruz. İşin özünde bunu düşünmek zorundayız. İnsanımız ölmeyebilir miydi? Eğer meslek kanunlarımız olsaydı yetkin mimarlar, yetkin mühendisler tarafından tasarlanan yapılarda, yetkin mühendisler tarafından denetlenen yapılarda yaşayabilirlerdi. Bu depremde de belki bu kadar yıkım olmazdı. Ama Sayın Bakan'ı ben dinledim. Sayın Bakan net söyledi, biz mevzuatı değiştireceğiz dedi. Hem fay hattıyla ilgili bir mevzuat gündeme gelecek benim anladığım, hem de sizin mesleklerinizle ilgili, bak çok net söyleyeyim, okulu bitirip de böyle proje yapacak bir meslek olamaz yani. Bu yanlış yani, bu külliyen yanlış. Sizde de uzmanlık olmalı, dallara ayrılmalı. Biz mesleğe kabul kurulunun kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Her mimarlık bölümü mezunu ya da mühendislik bölümü mezunu anında mesleğin yetkili halde uygulamaya geçememesi lazım. Staj döneminin öngörülmesi lazım. Belli bir tecrübeyi elde etmesi lazım. Çünkü ne dedik? Bir doktorun hatası bir insanı neden olur? Bir insanın can kaybı neden olurken bir mimarın mühendisinin hatası yüzlerce insanın ölümüne neden olabilir. Dolayısıyla buna önem göstermek zorundayız. Şimdi yalnız tabii ki mühendis, mimar diyoruz ama burada müteahhitler de var. Şimdi herhangi bir kişi işte biraz ekonomik durumu varsa çok rahat müteahhit olabiliyor. Bunların da kesinlikle karne sistemine diyeyim bağlanması gerekiyor. Peki Gül Hanım, şu anda Türkiye'de kaç bin adet müteahhit var? Onu sayısal olarak bilmiyorum başka ama. Eğer isterseniz onun sayısını vereyim. 300 binin üzerinde müteahhitimiz 300 var. 300 bin. 300 bin. Bütün Avrupa'daki müteahhit sayısı kadar bizim müteahhit. Niye biliyor musunuz? Paramız var. Bu normal, tabii paranız varsa ticareti karlı görüyorsanız giriyorsunuz. Evet. Ha, doğru mu bu? İşte böyle oluyor. Evet. Yani ondan sonuçta çıkan tablo. Tutukmayın getirin müteahhiti atın içeri. Hayır. Onun hatası da olmayabilir. Yani sonuçta siz ticaret yapıyorsunuz. Gerçekten onun mimar mühendis şu. Bulmuşsunuz. Sistem ona izin veriyorsa ona göre bir iş yapmış oluyorsunuz. Yani doğru işi yapıp yanlış sonuç da çıkabilir bunda. Öyle de bir garip bir iş var işte burada. İşi ehline emanet edin diye bir söz var ya. Evet. İşi ehline emanet etmek lazım. Evet. Sayın Başkan, ben bugün gazetenin bir tanesinde güzel bir yazı okudum. Yazıda suçlu kim diye böyle almış. Başlıklar koymuş. Şimdi o konuda görüşünüzü merak ediyorum. Şöyle demiş. Ehliyet, liyakat, adalet, hakkaniyet, mesleki namus, popülizm, ahlak ve siyaset. Bunların hepsinin hatalarının sonucunda bu iş o. Hepsi suçlu diyor. Yani hepimiz diyor. Evet. Aslında Türkiye'nin bütün sorunlarının nedeni bunlar. Sadece bu iş değil. O zaman biz bunun altında hepimiz kalmışız yani. Çıkan tablo bu. Kesinlikle öyle. Hepimiz şu an enkaz altındayız. Çıkmak için bir ışık arıyoruz, bir yol arıyoruz. Evet. Bulacağız. Bizim milletimiz bu ışığı bulur ve bu ışığı yakar gerekiyorsa da. Bulacağız ve bu karanlıktan çıkacağız. Hep beraber yapacağız. Peki Sayın Başkanım, bu dediklerinizin hepsini yaptık ve evi veya iş yerini her neyse doğru hesaplamalarla, doğru adamlarla yaptık, bitirdik ve teslim ettik. Bitti mi bu iş? Bitmedi. Şimdi bunu da bir izah edelim. O zaman şöyle yapalım mı değerli üstadım? Son 10-15 dakikalık bir sürecimize girdik. Sayın Başkanımla Sayın Mimarımıza bırakalım. Biz tabii ki biz çekilelim arada. Bundan sonra siz tamamlayın. Sürecinizi tamamlayın. Hem de söylemek istediklerinizi de söylemiş olun Sayın Başkanım. Şimdi bir kere vatandaş olarak binayı yaptıran veya o binada oturan kişiler olarak bizler mesela bindiğimiz araçlara çok özen gösteriyoruz değil mi? Her yıl muayenesini yaptırıyoruz, bakımını yaptırıyoruz. Yapı da böyle. Yapı böyle bir kere yapıldıktan sonra içinde oturayım, hiçbir masraf da yapmayayım şeklinde bir şey değil. Biz binamızı gerekirse kendimiz muayene etmeliyiz, bakımını yapmalıyız. Taşıyıcı sisteme tabii müdahale edemeyeceğiz ama inşallah müdahale edenler de var maalesef çünkü. Ama bakımını da yapmamız gerekiyor. İşin özünde binanın muayenesi de gerekiyor bir taraftan. Yetkili kuruluşlar tarafından yapılması gereken işlemlerden bir tanesi. Daha birkaç sene öncesine kadar bina muayenesi diye bir şey yoktu, söz konusu değildi. Ancak yanılmıyorsam 2 sene kadar olmuştur. Bir bina kimlik sistemi getirildi. Şu an Türkiye'de aktif. Yani yapı ruhsatı çıktığında sizin binanıza bir kimlik numarası veriliyor. Ve 5 yıl sonra da o yapının
ilgili yapı denetim kuruluşu tarafından denetlenmesini öngörüyor sistem. Muayene edilecek yapılar mesela. Bu tabii bugün yapılan yapılar için geçerli. Ama geçmişte yapılan yapılar için geçerli değil. Bir binanın muayene edilmesi şart. Harici biz evin içerisinde yapacağımız tadilatları da bir mimar gözetiminde yaparsak ya da yapacağımız tadilatlarla ilgili bir görüş alırsak o tadilatların da bize zarar vermeyeceğini biliriz. Vallahi bu bence çok önemli sevgili Faruk. Evet. Şimdi evinizin içinde bir yeri genişletmek istiyorsunuz veya önemli bir tadilat yapmak istiyorsunuz. Dışarıda tanıdığınız bir usta var. Çağırıyorsunuz ve yaptırıyorsunuz ona. Evet. Onun yaptığı işin o binaya nasıl bir zarar verdiğini biliyor muyuz? Evet. Hayır. İşte burada sadece mimar ve mühendisler ve müteahhitler dedik. Ama bu alt, en altta bunları yapan işçiler var. Sonuçta elektrikçiler, tesisatçılar, işte kalıpçısı, birçok usta çalışıyor. Bunların da sertifikalı olması lazım bana göre. Yani bu sadece şantiye olarak değil, herkesin evinde inşaat bittikten sonra evinde bir takım ufak tefek tadilatlara ihtiyacı olacaktır tabii ki. Tabii, bu son tabii. derece doğal. Ama ben işte bir tesisat tadilatı ihtiyacım var. Çevremdekilere soruyorum ya işte bir iyi usta tanıdığın var mı diyorum. İşte o da işte sağdan soldan duyuluyor. İşte bir usta geliyor ama o usta bu konuda gerçekten bilgili mi bunu bilmiyoruz. Mesela son dönemde sosyal medyada çok dönen bir şey var, görüntü var. Bir tesisatçı tesisatı geçirmek için en alttaki bütün kolonları, kirişleri kese kese gitmiş, tesisatı döşemiş mesela. Yani binayı bitirdiniz, her şeyi de çok düzgün yaptınız. Hiç bugüne kadar, şu ana kadar söylediğimiz sorundan hiçbiri yaşanmadı. Yok. Her şeyle teslim edildi. Ama sonrası da var. Biri geldi. Yani dolayısıyla ben bu inşaat ustalarının da böyle bağlı olduğu bir birim olması gerektiğini ve insanların ihtiyaç duyduğunda o birimden yetkin ustaları aramaları, onları çağırmaları gerektiğine inanıyorum. Yani benim gönlümden, aklımdan geçen bu. Hani keşke bunu yapabilsek. Ha bundan sonra bu sefer biz bütün bunları söylediğimizde bu sefer inşaatların tabii ki maliyetleri artacak. İnşaatların maliyeti arttığında o zaman da toplumda ayrı bir sıkıntı söz konusu olacak. Ama bana göre zaten betonarmeyi bir kere çok sınırlandırmamız lazım diye düşünüyorum. Yani betonarme yapıyı her müteahhidin yapamaz hale getirilmesi lazım. Çünkü betonarme az önce söylediğimiz gibi çok fazla bileşeni var ve yerindeki uygulama çok çok önemli. Bunu sağlayabilecek ekipmanı olan, yetkin kadrosu olan firmalar betonarme yapmalı. Daha az kadrosu olan, ekipmanı olan inşaat firmaları daha küçük ölçekteki binaları yapması lazım. Bunun yanında bence sen de katılırsın herhalde diye düşünüyorum. Yapım tekniklerimizi çeşitlendirmemiz lazım. Sadece betonarme, geleneksel betonarme diyeyim daha doğrusu. Yani bunu tabii ki bu şekilde sınırlandırdıktan sonra işimiz tabii kolaylaşır. Yani yetkin firma bunu yaptığında daha içimiz rahat olur. Sonrasındaki denetimlerle de bunu desteklediğimizde bu işi bayağı bir toparlamış oluruz diye düşünüyorum. Ama yerinde beton dökmek, doğru o demirleri hassas doğru bir şekilde bağlamakta sıkıntımız varsa prekast dediğimiz fabrika ortamında üretilen kolon ve kirişlerle yapılan betonarme yapılar da yapmalıyız. Evet. Çelik devreye girmeli. Mesela köyde de betonarme bina yapıyoruz, 5 katlı bina yapıyoruz. Onu da yapmayalım. Yani orada da prefabrik yapılar olsun veya oradaki vatandaşın gücü yetmiyorsa, projeye para ayıramıyorsa atıyorum 100 çeşit tip proje üretebilir bakanlık. Hani o tip projeden hangisi ona uyuyorsa, o araziye, o tabii ki coğrafi ortama tabii ki tip proje derken Türkiye'nin her tarafına da aynı tip projeyi uygulamak tabii ki doğru değil. Oranın coğrafi yapısına
ve kültürel yapısına uygun tabii ki tip projeler olması lazım. Ben biraz eski eserci olduğum için tabii bunlar hemen aklıma geliyor. Yani o şekilde destekleyebiliriz. Az önce binalar, tabii ki bizim betonarme yaptığımız binalarda işte sismik izolatörler, kazık sistemi, tünel kalıp gibi birçok yöntemler var. Bunları adam gibi mesela çok katlı yapıda bu artık belki de çok yasal olarak zorunlu hale belki getirilebilir. İşte alüvyon zeminde işte mutlaka kazık olmalı gibi, yani çok daha kesin yasalarla belki belirlenmesi gerekir. Bir de bu firmalarla sınırlandırdığımız zaman, az önce söylediğimiz çok uzman firmalara doğru yöneliş olduğunda ne olacak? O zaman çok daha güvenle yapılabilir hale gelecek. Ha, burada tabii ki binaların maliyetleri artacak. Yani betonarme çok katlı yapılar daha maliyetli hale gelecek. O zaman dar gelirli ailenin yapısını o zaman belki de devlet yapacak. Belki de devlet o yaptığı yapıda o dar gelirli aileye satın alma değil, çok cüzi ücretle belki kira olarak oturma hakkı verecek. Gelir durumu arttığında, hayır sen artık burada kalamazsın, senin gelir durumun artık arttı, sen normal işte başka bir yapıda da yaşamını devam ettirebilirsin deyip o yapılar, o devletin yaptığı yapılar, hani ranta dönmeden ne olacak? Sadece çok cüzi kiralarla kalınabilir. Yani bu şekilde yapılarımızın son derece kalifiye olması gerekiyor. Yani çok böyle her işte biraz işte maddi durumu olanın yaptığı bir sektör olmamalı. İnanılmaz uzmanlaşmamız gerekiyor. Çok az bir süremiz kaldı. Müsaade edersen Sayın Başkan'a son sözü verelim. O hem bu konudaki önerilerine hem de son söyleyeceklerini ondan alalım istersen. Ben bir konuyla ilgili de bir değinelim. Tabii, meseleye. Buyurun, deprem odalarının tartışıldığını görüyorum. Özellikle afet anında, deprem anında yeni yapılan binalarda deprem odaları yapalım, o binalara sığınalım gibi. Yani mühendislik bilimine aykırı. Biz yıkılacak bina mı inşa edeceğiz? Yani evet, sonuçta o anlama geliyor. Hayır, bir de öyle bir ortamda nasıl olsa yıkılacağız diyorum bari. Nasıl gideceksiniz? Oraya nasıl gideceksiniz? Yani kendimizi oraya attık diyelim de. Yani evet. Biz binanın yıkılacağını düşündüğümüz binalar mı yapıyor? Ya ben biraz panik havası tabii bu başkan. Tabii. Yani ya doğru şeyler değil çok, bunlar. Bir deprem sonrası yaşadığım bir olayı anlatayım. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız var, yabancı arkadaşlar. Tabii takip ediyorlar çok da üzgün bir şekilde. Neler yapabiliriz diye de soruyorlar. Arada konuşurken hayat üçgeninin ne olduğunu sordular. Anlatamadım. Anlattım aslında. Dedim ki bakın işte bina yıkılması durumunda enkazın altında kaldığınız noktada bir boşluk, bu hayat boşluğu, evet. Nefes alabileceğiniz bir boşluk. İşte mobilyanın kenarları falan gibi anlattım meseleyi. Yine anlamadı. Anlamadığı nokta şu, binalarımız neden yıkılıyor? Çok doğru, anlamıyorlar. Tabii, evet. Neden yıkılıyor? Maalesef. Yıkılacağınız binaları neden inşa ediyorsunuz? İşte biz doğru. Temelde çözmemiz gereken sorun bu. Yıkılacağını bildiğimiz yapılar inşa ediyoruz. Ya bunu usta biliyor, ya mimar biliyor, ya mühendis biliyor, ya müteahhit biliyor. Birinden biri biliyor. Biri biliyor. Aslında hepsi biliyor. Ya malzemeden çalan biliyor, ya evet. İşte betona su katan biliyor, ya yeterli donanım olmadan proje hizmeti veren mimar mühendis biliyor. Yerine gitmeyen, kontrol etmeyen şantiye şefi biliyor, yapı denetim biliyor. Birileri biliyor bunu. O halde temelde sorun bu bildiğimiz, yıkılacağını bildiğimiz binaları yıkılmayacak hale getirmek. Evet. Çok doğru. Evet, işin peki özü Sayın Başkanım, bir de sizden bir şey istiyorum. Programımızın son dakikalarına geldik. Evet. Son zamanlarda Kahramanmaraş merkezde bu depremden sonra hep İstanbul depremi konuşulur hale geldi. Ve ortada korkunç bir panik havası var. Herkes tedirginliğine sahip. Bazı hocalarımız bile burayı farklı yöntemlerle değerlendirerek kendilerinin reklamını yapar hale gelmeye başladılar. Bu son sözle lütfen buradan vatandaşlarımıza uyarın. Korku hiçbir şey değildir. Evet. Önemli olan ne diyecekseniz buyurun Sayın Başkan. Şimdi aslında konuşmanın başında da benzer şeyleri söyledik. Şimdi de söyleyelim. Bugün panik yapma günü değil. Elbette deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Elbette yapılarımızın güvenli olduğunu bilmek zorundayız. Güvenli binaları inşa etmek zorundayız. Ama panik yaparak yapılarımızda işlem yaptırma zamanı değil.
İlgili idareler çalışmalarını yapıyor dediğim gibi. Evet. Bu idarelerin çalışmalarını bekleyelim. Biraz bekleyelim. Biraz suyu çok bulanık bir suda bulunuyoruz şu anda. Herkesin bir bilgi verdiği, her uzmanın bir şey söylediği, o uzmanların bile yer yer çelişkili ifadelerinin olduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla bugün itidalli davranmak lazım. Bugün sakin kalmak lazım. Bugün sakin kalalım. Çünkü biz yapının güvenli olup olmadığını test ettirdiğimizde, evet, bina güvenli çıkmazsa o yapıyı terk edemeyeceğiz. Bugünkü ekonomik koşullar zaten buna müsaade etmiyor maalesef. Evet. O halde biraz beklemek gerekiyor. Bu bekleme süresinin arkasından gerekli tedbirler, alınması gereken tedbirler neyse, yapılması gereken işlemler neyse, zaten dediğim gibi ilgili idareler her yerde çalışıyor şu an. Bilim kurulları oluşturuyorlar, çok toplantılar doğru, yapıyorlar. Çok doğru. Buradan çıkacak kararları ve buradan çıkacak direktifleri beklemek lazım. Bugün sakin kalmak lazım. Tek tavsiyem bu onun için. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Yönetmenim, programımızın dakikamız var mı? Bitiriyoruz mu? Peki sayın değerli izleyenlerim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu akşamki ekonomik kulüp programımız depreme özel bir programdı. Kocaeli Mimarlar Odası Başkanım Sayın Alper Dülger, gene Oda Yönetim Kurulu veya üyesi diyelim, Sayın Gülhan Dilaver, Sayın Üstadım Şükrü Dilaver, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz sonra haftaya buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar, geçmiş olsun Türkiye'm.